Herkese selamlar dostlar. 11 ve 12 Temmuz 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bu videomuzda bir adet ideal kombinimiz var. 1.96 oranlı sizlere bir adet ideal kombin önereceğim. Değerlendirecekleri şimdiden herkese bol şanslar. Bu kombine 2 günlük bir kombin olacaktır. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Lincoln Red ile Karabağ'ın maç skoru ne olur sizlere sorduk. Karabağ Azerbaycan temsilcisi ve son dönemlerde Avrupa'da iyi işler yaptı. O maçı da anlatacağım sizlere, güzel detaylar var. Daha önce yapmış olduğum Bodo ve Viking maç skorlarını kazanan da Yusuf Kuyana ile Mustafa Arıcı isimli arkadaşlarımız Instagram üzerinden benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Dostlar, bana bir adet NBA ve basket editörü lazım. Çevrenizde olur, arkadaşlarınız olur. NBA'den, basketten, Euroleague'den veya basket, o basket sadece futbol değil bakın. Sadece basket, futbol olmasın. Sadece baskete bakan bana bir tane yardımcı lazım. Varsa çevrenizde Instagram Kangal Bey olaraktan benimle doğrudan iletişime geçebilir. Onun dışında Instagram adresimiz Kangal Bey. Gruplara gelmek için vesaire Ağustos, Temmuz ayı için sorular için, maçlarla ilgili sorular için varsa her türlü benimle buradan doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Ve herkes açık Telegram kanalımız var. Kangal Tips YouTube yazdığınızda zaten çıkacaktır. Veya yorumlarda ve açıklama kısmında da zaten mevcut. Buraya da ara ara canlı maçlar, ara ara maç önü tercihleri şeklinde bülten oldukça atmaya çalışıyoruz. Değerlendirecekler bol şanslar. Ve canlı olaraktan da zaten son 2 gündür maçlar biraz patlıyor. Ama elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Canlı olaraktan da izlediğiniz maçlardan ara ara attığımızı da belirtelim. Değerlendirecekler, geleceklerine bol şanslar. İlk mücadelemiz Karabağ maçıyla başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin dostlar. Like'lar bizim için önemli. Destekleriniz bize moral ve motivasyon oluyor diyelim. Maç skoru ne olur diyerekten de sizlere sormuştuk. Sizce maç skoru ne olur Karabağ mücadelesinin? Onu da sizlere soralım. Yorumlara yazınız. Şimdi Karabağ maçında ben Karabağ tarafına baktım da biraz arkadaşlar. Karabağ'da en önemli oyuncu Azerbaycanlı Şeydayev'di. Ki ona baktım bulamadım. Instagram'dan arattım. Şeydayev neredesin oğlum dedim. Ramil Şeydayev. Baktım derken transfer olmuş. Daha yeni açıklamış hatta. Karabağ'a da bir teşekkür mesajı atmış. Karabağ'da Zubir takımda oynuyor. Birkaç transferler var. Brezilyalı Juninho mu ne vardı bir tane daha. Onunla o şekilde birkaç transferler var. Bonservis alınmış oyuncular var. Lincoln Red'le oynayacaklar. Lincoln Red de dostlar şöyle göstereyim. Sezonu kapalı bir takım. Onu belirteyim sizlere. Yani sezonu kapalı Karabağ'da Cebeli Tarık ekibi zaten. Lincoln Red takımı. Kendi liginde iyi. Yani Karabağ'da zaten domine etmiş. Fakat ne olur ne biter diye düşündüğümüzde ben burada ilk yarıdan Karabağ'ın atacağı bir gol. Dur şuradan gösterirsem olacak gibi. Aynen. İlk yarı deplasman 0.5-1.35 gibi oranı var. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Zalgiris ile Struga karşılaşması. Arkadaşlar Zalgiris'in ligi devam ediyor. Struga'nın ligi devam etmiyor. Yani Zalgiris daha hazır bir şekilde maça gelecektir. Ve bu maçı da kombineme koydum. Bu arada bunun oranı 1.36 oranı var, hala aynı. 1.36. Oranda bir değişiklik yok. Zalgiris Litvanya ekibi. Struga nereliydi ya, bakmıştım da unuttum. Bakalım birlikte. Aynen, Makedonya ekibiydi. Struga'nın dediğim gibi aktif olarak bir ligi şu an yok. Oynamıyor. Ama Litvanya ekibi Zalgiris'in var. Kendi evinde oynayacak daha hazır bir takım. Kendi liginde de kendi evinde de iyi oynayan bir takım. Bence Struga nasıl bilmiyorum da Zalgiris'e biraz aşinalık var. Ben burada Zalgiris'in doğrudan galibiyetini bekliyorum. Maç sonu 1.36 gibi orandan değerlendirdim. Hatta şunu da söyleyeyim. İdeal kombinemin ilk mücadelesi Zalgiris'in galibiyeti oldu. Klasvik'le French Faroş karşılaşması. Şimdi French Faroş'u zaten Macaristan ekibi biliyorsunuzdur. Klasvik'te arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben sizlere. İki lig arasında gerçekten fark var. Klasvik takımı bu sezon aktif olarak şu an devam ediyor ligi. Faro Adaları ve şöyle söyleyeyim. Nabalu bir şekilde ilerliyor. Her maçında goller buluyor. Her maçında kazanan bir Klasvik takımı var. Ama Faro Adalar ligi. Macaristan nerede? Faro Adaları nerede? Öyle bir kıyaslama var. Ama geçen sezonda Avrupa'da oynadı Klasvik takımı. O maçlarda da gol buldu. Goller buldu. Gruplardan çıkma yanına adımlar attı. Ufaktan bir tecrübesi var. Burada Ferencvaros'a da gol atabilir mi? Atma ihtimali bence var. Ferencvaros'un ligi daha henüz açık değil. Ben burada Klasvik'in atacağı bir golden ziyade genel olarak 2.5 üst tercihini bir önermek istiyorum size. 1.44 gibi orandan. Onun dışında sizler de kafanıza yatıyorsa
Klasfi'nin kendi evindeki bir gole de 1.51 oran vermişler. Bu da benim ekstram. Zaten mücadele 2.5 üst bekliyorum. Ha, 2-1 ayarında bir French Forest galibiyeti de çıkabilir. Bunu da söyleyeyim. Hatta biraz şeyini çıkartalım. Bokunu çıkartalım derler ya. 1.85'ten 2.5 üstünde 2. Yani skor beklentim burada 2-1 ayarında. Bir French Forest galibiyeti. O yönde bir değerlendirmem olacak. Ludogorets ile Balkani karşılaşması. Balkani de geçen sezon gruplarda iyi işler yaptı. Ludogorets de zaten aynı şekilde gruplardaydı. Gruplara kalma mücadelesi. Her yıl zaten oynuyor bu takım. Ben burada ne yapayım diye düşündüm. Bir tamamlama maçı oldu bu. Eğer ne bileyim Zalgiris maçını verdim ya, ona bir şeyler yaparsınız. 1.5 üstünde bir falan yaparsınız. Veya 4.5 altında oranı yakalarsınız. Bu maçı yanına koyabilirsiniz yarın için. Şöyle değerlendirdim. Mücadelede çok fazla gol beklenmiyor. Ama ilk yarıdan gelecek bir gole burada 1.31 gibi oran vermişler dostlar. Ben o yüzden bu mücadelede ilk yarıdan gelecek bir golü değerlendirme altına aldım. Burada Balkani de atabilir, Ludogorets de atabilir ki Balkani geçen sezon iyi işler yaptı. Yine burada da iyi işler yapmak adına Ludogorets de kendi evinde reaksiyon vermeye çalışacaktır. İlk yarıdan gelecek bir gol. 1.31. 12'sine geçelim. 12'sinde Inter Turku Vasan karşılaşması var. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu iki takım zaten iki maç önce birbirleriyle karşılaştılar. Ve Vasan o mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı Inter Turku'ya karşı. Kendi evindeydi. O maçta Inter Turku kırmızı kart gördü. Aslında baktığımız zaman da Inter Turku'nun da boş takım olmadığını söylemek lazım. Hatta ben bu maçta Inter Turku'nun yanında olmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir önerim var benim. O 3-0'lık mücadelede Inter Turku dakika 59 veya 65'te olması lazım. Bir kırmızı kart görmüştü. Maçı da takip etme şansım vardı biraz. Canlı olarak da takip ediyordum. Yani Inter Turku kendi evinde burada galibiyeti oynayacaktır. Ben bu Inter Turku'nun kaybedeceğini düşünmüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Son mücadelede 2-2 berabere kaldı. 2 kere öne geçmesine rağmen 2-2 bitti o mücadele. Inter Turku'nun da burada bir çıkış mücadelesi olabilir. Kendi evinde iyi oynayan Inter Turku'nun burada maç sonu 1'i 1.75. Bu sizlere ideal önerim olsun. 1.75 oran. 4.5 altında 1 yaparsanız da 2.05 gibi oranı var dostlar. Eğer tekli almak isteyenler varsa bu mücadeleyi 4.5 altında 1.205 gibi orandan tekli alsın. İsteyen de sisteme doğrudan atabilir. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Helsinki ile Larne karşılaşması. Kombinemin ikinci mücadelesi Helsinki karşılaşması dostlar. Şöyle değerlendirme altına aldım. Ben bu İbne Helsinki'nin son maçını izledim. Gelelim 2-1 kaybettim. Pardon 1-0. Ben bu Helsinki'nin son maçını izledim. Ki grupta olan arkadaşlar olsun. Herkes açık Telegram kanalı dedim ki. Ya Helsinki iyi oynuyor. Özellikle ilk yarıdan şu baskı metreyi görüyorsunuz ya. İyi basmaya başladı bu takım. Kanatlardan geliyor öyle yapıyor böyle yapıyor. Gitti bir tane ilk yarının sonunda gol yedi. Öyle kaybetti. Daha da atamadım. İzledim yani. İzlediğim için söylüyorum. O baskıyı burada Larne'ye gösterecektir. Bak o ligde kaybettim. Aynı şekilde yarıştaki kuponu da kaybetti. İkisi kaybetti. Velhasıl kelam. Burada ben Helsinki'nin galibiyetini bekliyorum. Fakat kombineyi alırken de şöyle bir değerlendirme aldım. O baskıyla oynamasını bekledim. Helsinki burada ilk yarıdan 1.44 aldım. İlk yarıdan Helsinki galibiyeti aldım. Kombineme de koydum. Geçen maç güvendim. İyi de oynadı bak. İyi de oynadı. Baskı kanatlardan veriyor vesaire. Saçma salak son vuruşlar yapıyor. Burada Larne zayıf halka olarak gördüğümden kaynaklı. Helsinki'nin burada ben doğrudan galibiyetini sizlere önereceğim. İlk yarı 1.44 aldım. Kombineme de koydum. Haken'la TNC artık nasıl okunuyorsa. Haken'ı bildiğimiz üzere biliyoruz. Haken'a hiçbir şekilde burada oran bulamazsınız. İlk yarı birine bir 26 oran vermişler. Burada zaten ağır favori olarak gözüküyor. Ben burada ne yapabilirim diye baktığımda şöyle altın üstün oranına baktığımız zaman da 2.5 üstün oranı bile 1.24. Ayrıca burada 3.5 üstü alırsanız öyle bir fayda sağlarsınız. Zaten goller ev sahibi tarafından bekleniyor. Ben şöyle bir değerlendirme yaptım. Diğer seçeneği var ya arkadaşlar diğer. Burada ev sahibi her iki yarıyı kazanır. Alacaksak dedim 1.76'dan alalım dedim. Bu maçı da böyle değerlendirdim. Haken'ın ben burada ilk yarısını veya ev şeyine girmedim. Sisteme veya düşük misli kuponlara. Haken'ın ev sahibi her iki yarıyı kazanır oranı 1.76. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Rakip zaten zayıf. Haken zaten kaliteli. Ve basacaktır da her iki yarıyı da kazanmasını bekleyeceğim. 1.76 gibi orandan. Farul'la Şerif karşılaşması. Bakın bu maçta Farul favori. Yani Şerif'i biliyorsunuz Avrupa'da Real Madrid'i devirdi, Kızıl Yıldız'ı devirdi.
Başka Inter'le falan da oynadı sanırım. Yani neler yaptı Avrupa'da. Ama o kadronun çoğu satıldı zaten. Dağıldı yani. Farul'da bizim Hacı var ya Hacı. Bizim Hacı. Galatasaray'daki Hacı. George Hacı. Onun başkanlık yaptı veya sahibi veya başkanı. İkisinden biri. Geçen sezonda kendi Romanya Ligi'nde şampiyon oldu. Yani öyle bir yatırım da yaptılar. Ki ondan dolayı burada favoriler biraz. Şerif'le oynayacaklar. Ben mücadeleyi şöyle değerlendirme altına aldım. Zaten burada altın üstü oranı şöyle. Üst zaten çok beklenmiyor. Ben burada Farul'un da Şerif'in de biraz katkı vererekten de mücadelede bir 1-1 çıkar mı bilmiyorum ama 2-3 gol tercihini tek tercih olarak önerdim. 1.77'de bunun oranı var. Değerlendirecekler burada 2-3 gol tercihini doğrudan değerlendirebilirler. Tek tercihim yüksek oranlı tercihim olsun sizlere. 8 adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.